Sayın Başkan, çok kıymetli bakanımız, değerli bürokratlar, plan bütçe komisyonunun çok değerli üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Hasan Subaşı Başkan'ın da anlattığı gibi az önce, bizim en büyük pazarımız yaş meyve sebzede Rusya, biliyorsunuz. Rusya ile dış politikamızdaki dalgalanmalar yüzünden sıkıntılar yaşıyoruz. Yaş meyve sebze ihracatımıza uzun zamandır tarife dışı engeller uygulanıyor Rusya tarafından. Bu bir nevi yasaklama değil, bir oyalama taktiği uygulanıyor. Ve raf ömrü 10 ile 15 gün olan sebzemizi yolda çürümeye terk ediyoruz. Rusya'ya giden tırlarımız ürünlerden analiz alınması bahanesiyle bir hafta bekletiliyor. Ve bir aracın Moskova'ya varması 15 günü geçiyor. Ve mallarımız da doğal olarak çürümeye terk ediliyor. Bu ihracatçılarımızın aynı zamanda cesaretle ticaret yapmasını önüne geçiyor. Ve bu yüzden de üreticilerimiz etkileniyor. Şu anda maliyeti 3 lira civarında olan, emek maliyeti 3 lira civarında olan sebzenin kilosunu şu anda 2,5 lira 3 lira civarında halde satıyor ki üreticimiz. Eğer bu pazar açılmazsa, eğer ihracatçımız rahat ihracat yapamazsa ve Avrupa Birliği ülkelerinde bir rekabet içerisinde rahatlık sağlanmazsa, burada ihracatçılarımız yüzünden, ihracat yapamazsa yüzünden üreticilerimizin batması anlamına geliyor. Sayın Bakanım, bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum bakanlık olarak. Ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri üzerine giden biber ve nar ürünlerinde bizim ilgili bakanlığımız %100 analiz istiyor. Halbuki Avrupa Birliği ülkelerinde %10 ile %20 bu analiz sıklığı. Yani bir tır malda %10'unu şey yaptıktan sonra, analiz ettikten sonra tırın çıkışına izin veriliyor. Ama bizde Tarım Bakanlığımız %100 analiz yaptırmaya durumunda bir mecburiyet bırakıyor. Bu da bizim nar ve diğer ürünlerimizin, özellikle biberimizin ihracatını engelliyor, baltalıyor. Sayın Bakanım, biz ihracatın önündeki engelleri kaldırıp ihracatımızı arttırmak mı istiyoruz? Yoksa yaş meyve sebze üreticisinin sırtından enflasyonu düşürme hamlesi için mi, içinde miyiz? Artan döviz kurları, bağlı çiftçilerimizin, kurlarla bağlı çiftçilerimizin maliyetleri çok arttı Sayın Bakanım. Gübre, ilaç, mazot, bunlar %200'e varan artışlar var. Geçen yılki 1 lira 80 kuruş olan üretim maliyetimiz kiloda 3 liradan emek harcı bulmuş durumda. Eğer ihracatçımız rahat ihracat yapamazsa bu direkt çiftçimizi vuracak ve sürdürülebilir bir tarımı elinden çıkarmış olacak ülkemiz. Pandemi döneminde gördük ki gerçekten gıdaya, sağlıklı gıdaya ulaşmamızın ne kadar zor olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve üretim kabiliyetimiz varken dünyada en iyi, İspanya'dan sonra Avrupa'da ikinci domates üreticisiyiz. 4 milyon ton domates üretiyoruz. Üretim kabiliyetimiz iç piyasanın çok çok üzerinde. Mutlaka ihracatçılarımızın desteklenmesi gerekiyor. Serbest piyasaya müdahale ederseniz ya da bu şekilde giderseniz bırakın enflasyonu düşürmeyi, çiftçiyi hep beraber batırmış olacağız. Dışarıdan meyve sebze ithal etmek zorunda kalmak durumunda kalır Sayın Bakanım. Üreticilerimiz bu gidişattan korkuyor. Tüketicilerimiz bu gidişattan endişeli. Biz korkuyoruz. Lütfen siz de endişe etseniz çok iyi olur. İnşallah bu konuda gerekli çabayı gösterirsiniz. Sizlerden bu konuda önemli çaba bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli üyeleri, kıymetli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakan, yeni görevinizde başarılar diliyorum. Sayın Bakan, milletvekillerin sıkıntılarını biliyorum dediniz. Ticaret Bakanlığımıza anayasamızın 98. ve meclis iş tüzüğünün 96. maddelerini hatırlatmak istiyorum. Meclisin yazılı soru sorma, bilgi edinme hakkını görmezden geliyorsunuz. Size sorduğumuz hiçbir soruya yanıt alamıyoruz. Burada bir sürü soru sorduk. Sayın Bakan, bu bütçede esnafın, zanaatkarın, tacirin sorunlarına çare yok. Ham madde fiyatları her gün artıyor. Dolar 10 TL'nin üzerinde, Euro neredeyse 12'yi aştı. Türk lirası günden güne kan kaybediyor. Enerji girdilerindeki ani yükseliş, bozulan ticari dengeler, ürün tedarik zincirindeki sıkıntılar, her geçen gün yaşanan gerileme nedeniyle dünyada en kırılgan 5. ekonomiyiz. Gıda fiyatlarındaki artış
ile birlikte zincir marketlerin sektördeki payı ve karları fahiş derecede artıyor. Haksız rekabet piyasayı ve esnafımızı zor duruma düşürüyor. Üç harfli marketler kasalarını doldururken küçük perakende esnafı yok ettiniz. Perakende kanunu yıllardan beri tartışılıyor. Perakende kanunuyla ilgili bir çalışmanız var mı? Sayın Bakan, özellikle buna cevap istiyorum. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi adında bir şirket kurdunuz. Şirketin %95 hissesi Türkiye İhracatçılar Birliği'ne ait, %5'i ise Exim Bank'a ait. Ancak yönetim, baktığımız zaman yönetimine ağırlıklı olarak bakanlıklarda Exim Bank temsilcilerine verilmiş durumda. Bu şirketin yapısına baktığımız zaman 9 tane yönetim kurulu üyesi var. 5 tanesi %95 hissesi olan Exim Bank'ın olması, İhracatçılar Birliği'nin olması gerekirken Exim Bank'a vermişsiniz. Ben şimdi size soruyorum. İhracat kredisi için başvurulan, bu krediyi değerlendiren, krediyi veren ve krediye kefil olan kurumların hepsinin yöneticileri aynı. Bu yapıda verilecek kredilere güven olur mu? Bunun anlamı açıkçası ihracatçıların parasına el koymaktır. Helal Akreditasyon Kurumu diye bir kurum kuruldu. 2018 yılından bu yana bu kurumda bütçe ve personel sayısı düzenli olarak artıyor. Bu yıl bütçesi 2.935.000 TL artmış. Son 2 yılda sadece 7 tane sertifika verebilen kurumda personel giderleri 5.212.000, mal ve hizmet alımı 2.294.000. Bu kurumun kurulduğu yıldan beri elde ettiği gelir ne kadar merak ediyoruz. Sayıştay raporlarına baktığımızda 2020'de Türkiye İhracatçılar Meclisi ile bakanlık ortak hesabından 45 milyon Türk lirası harcanmış, ancak harcamalar bakanlığın hesabında gösterilmemiş. Bunun sebebi nedir merak ediyoruz. Ege serbest bölgesinde usule aykırı kiralama ve inşaatlar sonucunda 1 milyon 17 bin dolar kira kaybı yaşandığı yine raporlarda ortaya konmuştur. Geçen yılda vardı. Bu konuda işletici ESBAŞ'ın haksız zenginleşmesi nedeniyle bir hukuki yola başvurulmuş mudur? Bu zarara sebebiyet verenler hakkında işlem yapılmış mıdır? Bir başka tespit ise gümrüklerde elde edilen gelirlerden bakanlık payına düşen kısım, gümrük kapılarının yapımı için işbirliği yapılan Türkiye Odalar Birliği'nin şirketi adına açılan banka hesaplarında tutuluyor. Sayıştay 6 yıldır uyarıyor, ancak hiçbir şey yapılmıyor. Bu durumun 81 milyonluk bir hatanın oluşmasına neden olmuş, bakanlığınız Sayıştay raporlarını neden dikkate almıyor? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Gazu Erdem, MHP Grubu. Değerli komisyon üyeleri ve değerli milletvekilleri, değerli bürokrat arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2021 yılı için en riskli ülkeler sıralandığı raporda Türkiye'nin en riskli ilk 10 ülke arasında yer alıyor olması, 95 ülkenin yer aldığı raporda ülkelerin cari açıkları, dış borçları ve çekebildikleri dış yatırımlar dikkate alınarak bu sıralamalar oluşuyor. Ham madde fiyatlarındaki artış, kurdaki şok oynaklık ve enerji gibi girdilerdeki ani yükseliş bütün dengeleri bozdu. Birçok sektörde teslimat süresi 6 aya kadar uzarken fiyat tutturmak zorlaştı. Yakında yurt içinde raflarda ürün bulamama riski var. Şahlandık, şahlanıyoruz. Herkes bizi kıskanıyor. Doğal gaz bulduk, yol yaptık, köprü yaptık, ekonomide destan yazıyoruz diyorsunuz ya. Gerçekten şahlandık. Nerede mi? Enflasyonda şahlandık. Tarih yazdık. Nerede mi? Türk lirasının değerin kaybında. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Değerli arkadaşlar,
şahlanmıyoruz. Kimse bizi kıskanmıyor. Destan da yazmıyoruz. Ülke freni patlamış kamyon gibi yokuş aşağı gidiyor. Yargı bağımsızlığının ve tarımsızlığın olmaması en çok ticareti ve yatırımları etkiliyor. Şahıs yönetimin sonucu bu. Son dönemde ülke ekonomisindeki kötü gidişat için hep birilerine hedef gösterme eğilimi Ticaret Bakanlığı faaliyetlerinde de gözlemliyoruz. Market cezaları, e-ticaret platformlarına olan tutumunuz bunun örnekleri arasında sayılabiliyor. Her hatanızda suçu bir başkasına kesiyorsunuz. İlk seçimde iktidar olduğumuzda her şeyi çözeceğiz. Bu bütçede mevcut iktidarın son bütçesi olacak. Doğu Akdeniz'in incisi Hatay, yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa Birliği ülkelerinin de Orta Doğu'ya açılan en önemli kapısı. Hatay, ayrıca Türkiye'nin ekonomisinde, ticaretinde ve uluslararası taşımacılık sektöründe de çok önemli bir yere sahiptir. Suriye iç savaşı yüzünden son yıllarda kişi başına gelir, sanayi kapasitesi, nüfusu gibi verilere oranla üretimde, ticarette, istihdamda ve ihracatta ve turizmde hak ettiği yerden uzaklaşmıştır. Hatay yıllardır en çok vergi toplanan iller arasında ilk onda olmasına rağmen söz konusu yatırım olunca son sıralarda yer alıyor. Suriye iç savaşı Suriye'ye ve ortada yapılan ihracatı doğrudan sıkıntıya sokmuştur. Suriye krizi Hatay'ın 14 Orta Doğu ülkesine açılan sınır kapılarının kapanmasına yol açmıştır. Hatay'ın Orta Doğu'ya yaptığı ihracat rakamlarla çok ciddi düşüşler yaşamıştır. 2012'de Hatay'ın Orta Doğu'ya açılan ihracatı 1 milyar 111 milyon dolardı. 2020'de 848 milyon dolara düştü. Ülkemizin 14 ülkeye ihracat yapılan kapısı olan Cilvegözü ve Yayladağ sınır kapılarının kapalı olması deniz yoluyla ihracatı zorunlu kılıyor. Nakliye, navlun fiyatları artıyor. Yayladağ sınır kapısı aktif hale geldiğinde nakliye maliyetleri azalacak. Bu vesileyle nakliye sektörü de çalışmış olacak. Ekonomide çarpan etkisi yaratacak. Yayladağ sınır kapısı açılmalıdır. Yapılamıyorsa zeytin dalı sınır kapısından ticarete izin verilmesi, Hataylı ihracatçı, nakliyeci, üretici, çiftçi, işçi yani her kesim için önemlidir diyoruz. Değerli arkadaşlar, Hatay teşvike ihtiyacı olan illerin başında gelmektedir. Suriye nüfusu göz ardı edildiği ve Suriye iç savaşından önce 2011 yılı SGV'lere bakıldığında 4. teşvik bölgesine alındı. 5. teşvik bölgesine alınması için 500 bin imza toplanmasına rağmen iktidar duyarsız kaldı. Hatay tamamına 5. teşvik bölgesine alınmalıdır. Hatay kadrosu konkordato ilanlarında 9. sırada. Süreniz dolmuştur. Teşekkür ediyorum. Bitiriyorum bir saniye. Bir cümle sadece lütfen. Hatay'da tır filosu %38 eridi. Suriyeliler yüzünden Hatay'da işsizlik oranı %40'a çıktı. Hatay'ımıza sahip çıkalım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Özdemir, buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakan değerli ilk bütçesi olması sebebiyle ve tüm kurumlarına da başarılı bir dönem diliyorum. Evet, baktığımız zaman değerli milletvekilleri aslında gün boyunca ve bundan önceki ilgili bakanlıkların bütçesinde de hep ülkenin temel yapısal sorunları üzerine bir tartışma yaptık. Giderek artan bir döviz kurunun kontrol edilemeyen yüksekliği, yüksek enflasyon, faiz oranı, yüksek işsizlik, düşen milli gelir, kişi başına milli gelirin giderek düşmesi, yani yapısal ciddi sorunlar yaşadığımız bir dönemde biz sadece gelen bütün bakanlıklarda işte bir büyüme oranı vurgusu, bir de bugün ve diğer bakanlıklarda da bir ihracat artışı vurgusu yapılmakta. Yani sayısal bir artışa vurgu yapılmakta. Ama gerçekten bir istikrarsızlık, belirsizlik ortamı ve güven kaybı ortamına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Baktığımız zaman
Özellikle ihracat verilerinde küçük orta ölçekli işletmelerin yapısında, ihracatımızın temeli olan imalat sektörünün yapısal sorunları anlamında ciddi sorunlar bugün de sayısal verilerle ortaya koyuldu. Benim de sürem çok az ama imalat sanayiye baktığımız zaman temel göstergelerine, ya sadece ihracat temelli, ihracat artışına bakıyoruz ama imal sanayinin yapısal göstergelerini gösteren buradaki istihdam yapısı, kapasite kullanım oranı, rekabet edebilirlik endeksinde imal sanayimizin yeri, katma değer yaratması, bunlar göz ardı ediliyor ve sadece bir sayısal artış üzerinde duruyoruz. Ve ihracatta da yapısal bir dönüşüm olmadı. Geçen Sayın Hazine Bakanı da vurguladı ve temel sorunun cari açıktaki yapısal sorun oldu. Ve burada da ihracat kalemlerinde yüksek yoğunluklu olarak sayısal artış değil, yüksek teknoloji ürünlerinin payının düşük olması, düşük ve orta teknoloji düzeyine giderek daha yoğunluk verilmesi. Yani %60'ı ihracat, imalat sanayi, ihracat yapısı düşük ve orta teknolojiden oluşmakta. Bunu tekrar vurgulamak istedim. Dış ticaret hadleri, yani fiyatlarda bakın değerli milletvekilleri, fiyat artışına baktığımız zaman dış ticaret hadde %88 düzeyinde, 2015 yılı ortalamasını aldığım zaman Türkiye'de ihracat fiyatları sadece %6,5, ithalat fiyatları ise %50'ye yakın artmış. Sadece bu Eylül ayı itibariyle yine aynı şekilde o açığı kapatamıyoruz. İthalat fiyatları artışı %23, ihracat fiyatları artışı ise %11 düzeyinde kalmış. Bunu vurgulamak istedim. Gümrük birliği ile ilgili sürem çok az, bir vurgu yapmak istiyorum. Gümrük birliği anlaşması, Sayın Bakan, maalesef bir aşama ilerleme kaydedemiyoruz. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizden kaynaklı ve burada bir modernizasyon noktasında bir adım atılamıyor. Ama bugün yeşil mutabakatla karşı karşıyayız ve yeşil mutabakat gerçekten bugün Avrupa ülkelerini tartıştığı sadece çevreye duyarlı üretim değil ve bizim Paris Anlaşması imzalamamız burada bir aşama, bize olumlu ama bir aşama kaydetmeyeceğiz burada. Çünkü Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir kalkınma, büyüme stratejisi, sürdürülebilir üretim, karbon ayak izi, döngüsel ekonomisi, tarımı, sürdürülebilir ulaşım, enerji, Ar-Ge, inovasyon, bizim imalat yapımızın ya da ihracatımızın temelini, KOBİ'lerimizin yapısına baktığımız zaman dijitalleşme ve inovasyon noktasında işsizlik bunun bir parçası, eğitim bunun bir parçası, kalkınma stratejileri bunun bir parçası, ya bütünlüklü bir politika dönüşümü gerekiyor. Ama biz hala kritik ve yapısal sorunlarla çözüm bulmak zorundayız ki bugünkü sizin bütçenize de bu sorunlara gerçekten ne anlamda bir çözüm getireceğiz, buna bir cevap alamadık. Sadece bu size özgü değil, diğer bütün politik alanlarında oldu. Rekabet Kurumu'yla son bir iki dakika bir şey söylemek istiyorum. Avrupa Birliği uyum Avrupa Birliği son raporunda Sayın Başkan, Türkiye'nin Rekabet Kurumu hakkında Sayın Erol Katıcıoğlu hocamız çok detaylı konuşma yaptı. Ya biz buradaki tavsiyeleri hiç yerine getirmiyoruz. Bunun sebebi nedir? Şeffaf bir uygulama, özellikle devlet desteklerinin şeffaflık noktasında ciddi eleştiriler var. Bunun izlenmesi noktasında ama en önemli, belki bunların hepsinin içinde en önemlisi bağımsız ve özerkliği. Bu konu ciddi anlamda diğer bağımsız ve özerk kurumlar içinde aynı uyarıyı burada da yapılıyor. İdari mali özerkliğe sahip olması gerekirken kurumun ve kurulun yapısında Cumhurbaşkanı'nın tek atama yetkisi olması ciddi sorun olarak gözüküyor. Resen yürütülen soruşturmaların sayısının çok düşük olduğu ve uygulama, burada en önemlisi bence soruşturmalardaki şeffaflık, yani verilerin ve envanterin... Süreniz doğmuştur, son cümlenizi alayım. Envanterin şeffaf bir şekilde, rapordan alıp atıp yaparak söylüyorum, şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiği. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Son... Dilşat...